Çok teşekkür ederim. Tam bir saat böyle keyifle sizi dinledik. Bütün katılımcılarımız da aynı şekilde keyifle dinlediler diye düşünüyorum. Çünkü kaçan olmadı. Herhalde bilgisayarını ya da telefonunu açıp ondan sonra bize sırtlarını dönmemişlerdir. Bir köşede yemek ya da kahve yapmıyorlardır diye ümit ediyorum. Anladım. Çok güzel bir Beni toplantıydı. sıkıldığını dinledikleri için hiç sıkılmadım. Ben teşekkür ediyorum onlara. Yani sıkmışımdır diye düşündüm. Estağfurullah. Yok, çok keyifliydi. Tabii her biri üstünde birer toplantı yapılacak kadar güzel başlıklar. Böyle çok güzel dostlarla hiç değilse uzaktan da olsa buluşuyoruz. İsimlere bir bakıyorum. Evet. İçerisinde Hatta kulak görüyorum burun ben boğaz de. uzmanı arkadaşlarımız var, dil konuşma terapistleri var, şancı arkadaşlarımız var, odyologlar var. Büyüklerimiz, küçüklerimiz hepsiyle bir aradayız. Şimdi çok güzel sorular geldi. İsterseniz biraz da sorularla devam edelim. Şimdi özellikle bugünkü konu başlığımız cerrahi olduğu için öncelikle cerrahiyle ilgili isterseniz sorulara yer verelim. Sevgili Engin Hoca var dinleyiciler arasında. Engin Dursun biliyorsunuz şu anda Rize'de, üniversitede, oranın ana bilim dalı başkanı. Çok değerli bir kulak burun boğaz uzmanı. Kendisinin bize pas attığı bazı sorular var. Engin Hoca ile defalarca laringoskopi yapmış birisi olarak onun da bunlara cevapları olduğunu biliyorum. Şimdi birisinde der ki önce cerrahiye gitmeden önce ben özetliyorum soruları. Fiber optik ve rigid muayene sırasında birisinin diğerine üstün bulduğunuz, ayırıcı tanı yaparken tercih ettiğiniz durumlar oluyor mu der. Fiber optik ve rigid derken flexible ve Evet. rigid Flexible ve rigid. Aha. tabii. İlk önce Engin'e buradan ben selam iletiyorum. Sevgili Engin'e. İşte böyle sanal ortamlarda buluşabiliyoruz maalesef. Şimdi birbirlerine olan üstünlükleri rigid teleskop çok daha büyük bir şekilde görüyoruz. Çok net görüyoruz. Ve daha iyi bir görüntü. Flexible'da bu oranda iyi bir görüntüyü chip on the tip flexible'larda yakalayabiliyorsunuz. Yani kamera flexible endoskopun ucundaysa siz bunu yakalayabiliyorsunuz. Ama yine de o rigid endoskoplardaki görüntü kalitesini göremiyorsunuz. Dolayısıyla da birinde rigid endoskopta dili çekiyorsunuz, flexible'da dili çekmiyorsunuz. Ve rigid endoskopta dili çektiğiniz için hastada bir ekstra bir gerginliğe yol açıyorsunuz ve yanlış bir değerlendirmeyi yapabilirsiniz. Mesela bir gereksiz bir şekilde bir kas gerilim disfonisini görebilirsiniz o kişide, o dili çekmenizden veya bazen bu vokal kord niye hareket etmiyor, niye oynamıyor mu, paralitik mi bu diye de diyebilirsiniz. O dili çekmeler yani sizi çok yanıltabilir. Onun için aslında en ideali mutlaka her hastayı her iki aletten birlikte değerlendirmektir. O zaman çok daha iyi bir fikre sahip olacaksınız. Flexible'da çünkü dil yerinde hasta normal konuşmasını yapıyor. Şarkı istiyorsa bu normal şarkısını söyleyebiliyor. Ve siz hakikaten bu işi çok iyi bilen bir kişiyseniz Flexible'la birlikte o şarkıcının o larynx'ini son derece iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Harika. Şimdi bize selam gönderen çok sevgili dostlarımız var. Mesela Hakan Hoca var. Hakan Korkmaz'a buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili Emel'in bir sorusu var bize. Emel Hanım biliyorsunuz Profesyonel Ses Derneği'nin başkan yardımcısı. Böyle benim sağ kolum, sol kolum. Bizim için çok kıymetli Emel. Emel der ki profesyonel ses kullanıcılarında lokoplezik lezyonlara nasıl yaklaşalım? Bizim için bir özelliği var mı profesyonel ses kullanıcı olmasının lokoplezik lezyonu değerlendirirken? Bir de kendi içinde sigara kullanan birisiyle sigara kullanmayan birisine yaklaşımımız farklı olur mu? Ya hazırlamışlar soruları. Çok zor sorular. Onu Ama düşündüm de. şimdi Sevgili Hakan'la. Emel'den de böyle soru gelmesi lazım hocam. Evet, doğru. Sevgili Hakan'la Emel'i ben buradan kucaklıyorum. Çünkü tekrar kucaklayabilmem için belki de bir yıl geçecek. Bilmiyorum, durum öyle.
İkisini de çok özledim. İkisi de çok özel kişiler. Şimdi sen bu soruları işte şundan bir soru ne aklıma geldi Hardım biliyor musun? Eskiden Boğaz'da şeyler vardı. Bir takım gazinolar vardı, lokantalar vardı. İşte orada işte Ferdi Özbeğen falan fişman birileri şarkılar söyler. Ama derken istekler vardır. Kağıtlara yazılı. Yani bu soruları da senin takdim biçimin aynen öyle. Ama önümde bakın çalışıyorum. O kadar çok soru var ki aslında. Bakalım bunları bir sıra dahilinde hepsini sormaya çalışacağım. Belki de bu soruları dedim şey yapabilirim, atlatabilirim diye. Bunları atlatamayacağım anladım bu iki zor soruyu. Birinci soru, lokopilesi plakisi olan bir ses sanatçısına değil mi? Biz nasıl yaklaşalım? Şimdi burada bir lokopiliki derken bir beyaz plak. Bu beyaz plak işin başında bu bir ses sanatçısı olmasaydı biz bundan rahatlıkla bir örnek alma, yani burada atipik hücreler var mı, bir displezi var mı, orta derecede, efendim hafif derecede, şiddetli veya daha ileriye gidiyor mu, bunu anlayabilmek için rahatlıkla şey yapardık. Hemen olduğu gibi total bir şekilde lezyonu çıkartırdık. Şimdi buradaki ses sanatçısında bu lokoplaki, bu plakın yeri önemli. Bu plak vokal kortta bizim medial kenarımızda duruyor ise ve hastanın hakikaten sesini bozuyor ise, ki bence bozması lazım mantıken, orada vibrasyon dalgası ortadan kalkmıştır ve bu ses sanatçısı bence artık bu lokoplak iken şarkı söyleyemiyordur. Oradaki lokalizasyonunda. Aynen herkese yaptığımı yaparım ben işte. Çok sınırlı bir şekilde bu lokoplakiyi oradan eksize ederim. Ve ondan sonra sesi çok çok daha kaliteli olur. Ve burada da mümkün mertebe vokal ligamanın en ufak bir şekilde zarar görmemesini sağlamam lazım. Ama bu lokoplaki orada değil de üst yüzeyinde, o vokal kordun superior yüzeyinde daha böyle bentriküle doğru bir yerlerde duruyor ve sesi hiçbir şekilde etkilemiyor ise ve hastada da hiçbir şekilde altta yatan sigara gibi predispozan bir faktör de yok ise ben bir süre takip etmeyi düşünürüm. Yani yakın bir takip programını alıp ve bunu takip ederim. Bu boyutu büyüyor mu? Sesi bozuyor mu? Diye. Şimdi sigara içen bir kişiye yaklaşımdan sigara içmeyen kişiye yaklaşıma gelince sigara içen kişinin sigara bırakmasını sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Yani bir işimde o. Mutlaka Gürsel'le olan söyleşinizde de Gürsel de aynı şeyleri söyledi. Bizim ana görevlerimizden biri budur. Sigara içen kişi de tabii Hakan ve Emir'in bakış sorularının ne açıdan geldiğini düşünüyorum. Yani selim lezyonlarda sigara içen, içmeyen çok bir şey fark etmiyor ben. Ama olay lokoplaki içindeyse ve sigara içen bir kişi de buna nasıl bakıyorsun veya nasıl bakmıyorsun da sigara içmeyen bir kişi de bir ses sanatçısında takip etmeyi düşünüyorum. Takip ederim. Ama yerleşim çok önemli. O lokoplakilerle karşılaştım ben. Ses sanatçılarında sigara içiyor ve eksizyondan sonra harika bir şekilde yine mesleklerine devam ettiler. Ama tekrarlıyor mu? Tekrarlayabiliyor. Şimdi gerçekten çok fazla sayıda soru var. Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunlardan cevaplayamadığım olursa unuttuğum bir şekilde, çünkü hem chatten gelenler var, hem Q&A tarafından var, Instagram'dan, WhatsApp'tan yazanlar var. Bunları emin olun bundan sonraki toplantılarda da konuşmaya çalışacağız. Öncelikle ilginiz için çok teşekkürler. İkinci haftasında şu anda toplantı tabiri caizse patladı. Bundan sonraki haftalarda da inşallah bu reytingi tuttururuz diye düşünüyorum. Çünkü bu ses konusunda çalışan insanlarla buna ilgi duyanları bir araya getirmek için uğraştığımız bir platform. Şimdi bir şey görüyorum. Ben de bu programda toplantı yönetmeyi açıkçası yeni yeni öğreniyorum. Önümüzdeki haftanın konuğu Esra Hoca. Esra Özcebe sevgili.
Onun el kaldırdığını görüyorum. Esra Hocam, şimdi sesinizi duymamız gerekiyor. Bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Harikasınız. Harik. Ben de sizi duyuyorum. O zaman söz sizde. Aha, bu da varmış. Vallahi harika harika bir toplantı oluyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Önceki düzenleyen siz Halbun Hocama. Ferhan Hocam, harika. Umarım bir kez de yan yana da oluruz diye ümit ediyorum. İnşallah Ekta ya, inşallah. Hep birlikte oluruz. Haftaya ben de elimden geldiği kadarıyla bildiklerimi, neler varsa sizlerle paylaşmak isteyeceğim. İnşallah keyifli olur. Sizinki kadar keyifli geçer Ferhan Hocam. Çok zor şimdi. Yani böyle büyük hocadan sonra ben bu kadar ilgi alır mıyım bilemiyorum. Estağfurullah. Olur mu? Esra'cığım yaşlandım gerçekten ya. Gerçekten yaşlandım. Ben de Ferhan Hocam, ben de. Evet, Esra Hoca'nın doğum gününü kutladık daha birkaç gün önce. Tekrar buradan mutlu yıllar diliyoruz kendisine. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocalar. 35 oldu değil mi Haldun? Yani 29'dan 30 diye yani düşünüyoruz. Değil mi? Çok çok zarifsiniz. Sağ olun hocalarım. Esra Hocam çok teşekkür ederiz katılımınız için. Şimdi Esra Hoca'dan ben bir başka soruya geçeyim. Eğer bulabilirsem iki soruyu birleştirecektim. Sevgili Fatma'nın yine Hacettepe'den bir sorusu vardı. Erken dönemde olan özellikle ses profesyonellerinde olan kanamalarda yaklaşımınız nedir? Benzer şekilde de yine cerrah arkadaşlarımızdan sevgili Müge'nin bir sorusu vardı. Akut bir hemorajik polip gelişti diyelim bir profesyonel ses sanatçısında. Hani birisinde sadece kanama, birisinde akut bir polipten bahsediliyor. Nasıl yaklaşalım derler. Ben iki soruyu birleştirip size sunmuş olayım. Ya bence hakikaten çok güzel sorular. Çünkü ses sanatçılarında kanamaları çok sık görüyoruz. Ve bir şekilde hata yapıyorlar kanama olması için. Yani performansları sırasında değil de işte bu performans sonrasında bir sinirlenmeyle, bir bağırmayla olabiliyor. Bazen performanslarında olabiliyor. İşte mutlaka bunların altında da bir takım predispozan faktörler yatıyor. İşte alerjiydi, o hormonların menstruasyondan iki gün önce bu tarz bir performansın olması diyelim. Hocam küçücük bir şey sorayım mı? Yani soruyu genişleteyim mi? İzninizle. Şimdi çok yakın zamanda gördüğüm bir şeydi. Herhalde Gürsel Hoca'ya da sordum ben onu. Bir profesyonel ses kullanıcısı, bir seslendirme sanatçısı aslında. Bir çocuk oyunundan sonra bu başına gelmiş. Yani bu hani soruyu şöyle genişleteyim. Hani böyle bir durum olmasını engellemek için de dikkat edebileceği ses profesyonelinin yapabileceği şeyler var mı? Kesinlikle. Seslerini kullanırken tabii ki her zamanki kullanımların dışına çıktıkları zaman da bu problemleri yaşarlar. Şimdi buradaki önemli olan şey şu. Ki problemini fark etmeli. Yani bir atletten, ben hep böyle atletizm yaptığım için atletleri örnek olarak veriyorum. Çünkü en iyi onları biliyorum. Yani şarkı söyleseydim, gerçekten bir operacı olsaydım, daha farklı yorumları yapabilirdim. Performansı sırasında benim düşüncem ne problem yaşadığını anlayabiliyor. Ve atlet de öyledir. Lifin attığını anlar. Ondan sonrasında durur. Oturur. İşte buz koyar, efendim dinlendirir kendini. Sonrasında işte doktoruyla, fizyoterapistiyle falan konuşur. Ses sanatçısı da aynen bu şekilde. Sakatlandığını anlıyor hemen. Anladığı andan itibaren duruyor. Şimdi Burak Begin'in konuğu Kristin'e sorduğumda onu da. O da şöyle cevap verdiydi bu soruya ki aynı fikirdeyim. Sakatlandığın anda susmasını bileceksin dedi. Susacaksın dedi. Yani artık şarkı söylemeyeceksin, konuşmayacaksın, kendini dinlendireceksin. Eğer ameliyat olmak istemiyorsan en çok buna dikkat edeceksin. Evet,
Vokal kord kanamalarında da aynı şekilde. Sesin tam anlamıyla dinlendirmeli. Yani esas bu. Bunu yapmaz ise işte o zaman o vasküler poliplerimiz var ya, onların altındaki neden bu. Bu kanamalar. Yani aslında küçücük bir damar kanıyor, açılıyor fakat derken o epitelin hemen altında bir vasküler bir polip oluşuyor. Oluşum nedeni kişinin kendini dinlendirmemesinden kaynaklanıyor, tekrar yeniden performansa çıkmasından veya efendim bu bir öksürük nöbetleri sırasında olabiliyor. İlle de şarkı söylemede olmuyor. Bazen öksürük nöbetleri sırasında olabiliyor. Onun için burada tamamen vokal hijyene riayet etmek ve dinlendirmek sesini. Şimdi gerçekten çok güzel sorular geliyor. Sizin saçlarınız ve sakalınıza yapılan güzel şeyler var. Komplimanlar. Benim boneme laf atmışlar. Arkadaşlar, rutin halim bu değil benim, biliyorsunuz. Benim de harika saçlarım var. Ama işte bu şey günlerinde, korona günlerinde klinikteki halim bu, bone takıyorum. Biz kayıda başlamadan önce konuşuyorduk. İşte N95 maske burada yanımda duruyor. Dolayısıyla bu da korona günlerinden bir anı olarak kalacak bize. Şimdi bu soru şeyle ilgili, cerrahiye giderken, şimdi çok profesyonel dinleyicilerimiz de var. Burak Bey gibi, Demet Hanım gibi. Sevgili Sevtap Hoca'dan bize bir soru var. Tanımayanlar için, kendisi de Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği'nin bir önceki başkanıdır. Çok sevdiğimiz bir laringologtur. Der ki, bu bana da çok zor bir soru. Şimdi bir profesyonel ses sanatçısında mutlaka ameliyat gerektiren bir durum var. Ama haklı olarak kendisinin ciddi endişesi ve korkuları var. Dolayısıyla bu korkuları aşmak için ne yapmalıyız? Cerrah olarak içeride ne yapacağımızı biliyoruz ama gerçekten bir de dışarısını yönetmek lazım. Sesin daha kötü olabileceği gibi düşük de olsa var olan riskler konusunda bu sanatçıyla nasıl bir konuşma yapalım? Ferhan Hocam nasıl konuşur diye sorar. Öncelikle sanatçının size güven duyması lazım. Bir kere güven sağlamanız lazım. Güveni de sağlamanız sizin nasıl başarılı oluyorsunuz? Hasta içeriye girdiği anda itibaren hastaya olan davranış biçiminiz bence. Çünkü böyle bir kişi hep böyle bir stres altında ve bir korku içinde olan bir kişidir. Sizin mümkün mertebe bu kişiyi tatmin etmeniz lazım. Yani atıyorum bu kişiye yarım saat normalde zaman ayırmanız gerekiyorsa 1,5 saat zaman ayırın. Fazla fazla. Her şeyi anlatın. Her şeyi açık bir şekilde anlatın. Şeffaf olalım. Ve sonunda da mutlaka size güvenmesini söyleyin. Her şeyin tabii ki beklenti şu. Ben eskisi gibi harika bir sese, yani eski sesime ya da sahip olabilecek miyim? Burada tabii sizin şeyiniz önemli. Yani basit bir pedikürlü bir poliple karşı karşıyaysanız güvenceyi verin. Siz bu işte iyisiniz. Yani bu işi hakikaten çok iyi yapan arkadaşlarım için diyorum. Bu güvenceyi %100 verebilirsiniz. Bunda problem olmaz bence. Ama sizin karşınızdaki lezyon, hani biraz önceki Lokopleki örneğini verdiydi Hakan'la Emel. İşte medya kenarda duran ve siz hakikaten çok bozan bir lokopleki ve siz bunu eksik edeceksiniz. O basit bir pediküllü polip gibi bir olay değil. Daha geniş bir lezyon. Ondan sonra tabanı geniş. Ne kadar derine gittiğini, ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü vibrasyon dalgasını iyice bozmuş. O bölgede hiç vibrasyon dalgası yok. Daha sonra dalga başlıyor. Bu hastada da farklı konuşmanız lazım. Ama mutlaka güven vermeniz lazım. Güven verdiğiniz zaman bu hasta ameliyat olur. Şimdi bazen yeterli kalmazsınız. İşte o zaman bence profesyonel bir desteğe daha yanınızda bir psikolog arkadaşınız veya bir psikiyatrist arkadaşınızdan bir destek almanız gerekebilir. İşte onun için diyorum ya, bunlar çok özelleşmiş insanlar olabilmeli. Yani bugün kanser tedavisi görüp de kanser tedavisinin sonrasında bu işte özelleşmiş olan bir psikoloğa veya bir psikiyatriste gidebiliyoruz. Bunun için de özelleşmiş arkadaşlarına ihtiyaç var bence. Yani çünkü bu problemlere sahip olan birçok kişi var.
Ve yani mesela sahne korkusu diyelim, değil mi? Yani sahne korkusu bu da bir bu alanda özelleşmiş bir kişinin çözümleyebileceği bir husus. Bunda da siz bir yere kadar yardımcı olursunuz. Bence özellikle şunu söyleyebilirim. Size güvenmesini sağlayayım. Ve ne sonuç elde edebileceğinizi ölçüp biçip tartıp kesin bir konuşma yapın hastayla. Hiçbir şekilde 3 aşağı 5 yukarı gibi şeylere girmeden, çünkü o zaman hasta size güvenmiyor, farklı bir doktora gitmek niyetinde oluyor. Ya da ben soruyu yanlış mı anladım bilmiyorum. Burada hasta doktor doktor dolaşıp da genelde bu tip hastalarda bir doktorda karar kılma yolundadırlar. Onun için bu konuşmayı yaptım. Yani artık hepsi aynı şeyi söylemiş. Ben ameliyat olmayalım değil. Yani sonunda ameliyat olur. Bir doktor ameliyat olur. Şimdi konumuz cerrahi ama illaki vokal kort cerrahisi olmak zorunda değil. Sonuçta profesyonel ses kullanıcılarının diğer cerrahilerin de ses üzerine etkisi olabileceğini biliyoruz. Sizin de ilk slaytınızda zaten bu vardı. Burun cerrahileri diye başlamıştık ve hani burnun işte sesi ses açısından, profesyonel ses açısından öneminden de bahsetmiştik. Sevgili Burak Bilgili'nin aracılığıyla gelen bir soru, bir öğrencimin sorusu diye bize iletmiş. Şimdi alerjisi var. Alerji nedeniyle ilaç kullanıyor ama alerji ilaçları sesini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla alerji ilacı yerine bu sefer spreyler kullanıyor. Ben burada isimlerini zikretmeyeceğim. Onların piyasa isimleri var burada. Tamam. İşte antihistaminik içeren ya da steroid içeren spreyler kullanıyor. O zaman da sabahları çok ağır uyanıyorum. Konkalarım genellikle şiş oluyor diyor. Burun etlerim şiş oluyor diyor. Konka tedavisi için seçeneğim ne olabilir? İşte cerrahi dışında, spreyler dışında, bir yandan da reflüm var, diyet yapıyorum. Yani bir sihirli reçete bekliyoruz hocam. Şimdi buradaki hadise şu, yanlış anlamıyorsam. Biz sağlıklı bir bireyden bahsediyoruz fakat alerjisi var bu kişinin. Ve bu alerjiden dolayı işte sesi bozuluyor ve burnu tıkanıyor ve bundan rahatsız. Onun için antialerjik haplar alıyor. Fakat bunların da yan etkilerinden rahatsız. Burun spreyleri kullanıyor. Ve bu burun spreylerinden de sonuç elde edemiyor ve burnu tıkalı kalkıyor. Ve yaşam kalitesi kötü. Ondan sonra sesi kötü. İşte böyle bir kişide siz tabii ki alerjik bir hasta olduğu için bu hasta, bütün problem buysa, ilk başta bu işte özelleşmiş olan bir kişiye gitmesinde fayda var derim. Yani alerji üstüne özelleşmiş bir kişi. Bu da bir kulak burun uzmanı olabilir, bir göğüs hastalıkları uzmanı olabilir, alerjide uzmanlaşmış olan, yan dalını yapmış olan bir kişi diyeyim. Bu tedaviler içinde İlaç, sprey işe yaramadı. Efendim, immünoterapi uygulanabilir. İşe yaramadı. Cerrahi uygulayabilirsiniz. Konkaları radyo frekanstan veya başka bir şekilde küçültmeyi önerebilirsiniz. Tabii burada bu kişi ben burun tıkanıklığından şikayetçiyim diyor ise ve de onun rezonansını bozmayacak bir şekilde. Çünkü burnu açıkken şarkıyı iyi söylüyordur o bence. Alerjinin olduğu dönemde, burun tıkalı olduğu dönemde hep problemleri yaşıyordur. Onun için böyle bir kişide rezonansına katkıda bulunursunuz. Hiçbir şekilde bozmazsınız konkre redüksiyonuyla. Şimdi çok net bir soru var sevgili İlter'den. Sağ olun, kongre gibi oldu diyor. İlter de bizi özlemiş. Yaşasın. Şimdi herkes bizi tanımayanlar ne kadar büyük bir aileleri var diyecekler. Gerçekten böyle biz bir aile gibiyiz ve birbirimizi göremediğimiz için çok özledik. İlter'cim seni de çok özledik. İlter net bir soru sormuş. Profesyonel ses sanatçısının cerrahi sonrasında ne zaman sahneye dönmesine izin verelim? Hani ses istirahatinden bahsettik ama ne zaman performans sergilesin? Evet, çok güzel bir soru İlter'cim. Şimdi
Ben tabii burada konuşmanın bir bölümünde bunun bir ekip işi olduğunu söyledim ve buradaki Şan Hocası önemli. Yani Şan Hocası'nın ve benim hastayı tekrar değerlendirmelerimizde, hastanın da kendi kendini değerlendirmesinde burada hiçbir şekilde 2 ay, 3 ay gibi bir süreyi veremeyiz bence. Burada ki süre bence özellikle Şan Hocası'nın bu kişiyi değerlendirmesi ve ses sanatçısının kendi kendini değerlendirip ya tamam ben formdayım artık, ben bu sahneye çıkabilirim, ben bu güçteyim, çalışmalarım ona göre, her şeyimi hazırladım ve ben hazırım dediği zaman bence çıkabilir. Tabii ki medikal olarak benim değerlendirmelerim de önemli. Ama bu soruya en güzel cevabı sevgili İlter sen verebilirsin. Çünkü bu konuda çok özel bir insansın. Yazdığın o kitap için seni özellikle tebrik ediyorum buradan. Hakikaten çok güzel bir kitap oldu o. Ve de bu alanda da çok emek veren bir arkadaşımızsın. Hepimiz de senden bir şeyler öğreniyoruz. Şimdi bir soru da Bengü'den. Onun sorusu da çok net. Bengü de çok sevdiğimiz bir genç kardeşimiz. Genç bir laringolog. Soğuk uçakta bir lezyonu eksize ettik. Sahaya herhangi bir topikal müdahale yapalım mı? Oraya herhangi bir topikal ilaç kullanıyor muyuz? Evet, soğuk vokal kortta soğuk bıçaktan bir lezyonu eksize ettikten sonra oraya topik bir müdahale, yani ben yapmıyorum, topik olarak bir uygulamam olmuyor. Bir kanama olduğu zaman işte küçük bir pamuğa adrenalin damlattırıp o adrenalini oraya basıyorum ve kanamanın durmasını bekliyorum eksize ettikten sonra. Bir kanama varsa. Onun dışında başka hiçbir uygulamam olmuyor vokal kortlar üzerine. Bu kadar diyebileceğim şey vardı. Şimdi benzer bir şekilde 2 ayrı soru vardı. Ben onları birleştirmeye çalıştım. Benim bir lezyon var profesyonel ses sanatçısında. Ne zaman soğuk uçak, ne zaman lazer? Şimdi madde bir. Profesyonel ses sanatçısı ve şarkıcıdan bahsediyorsak cerrahiden hep uzak durmaya çalışalım diyorum ben. Çok sevmeme rağmen cerrahiyi. Yani çok dikkatli olalım. Eğer bir şey yapacaksak biz soğuk bıçaktan, yani örnek vermeye çalışalım. Bir nodül cerrahisi yapıyorsun. Fibrotik nodüller olmaz pek o kadar ama bu ses sanatçılarında. Soğuk cerrahi öneririm. Bir polibi edeceksin. Vasküler olmayan bir polip. Yine bir soğuk cerrahi öneririm. Kisti çıkaracaksın. Bir retansiyon kisti. Soğuk cerrahi öneririm. Ama diyelim ki bir ektazi var orada. Küçücük kanama. İşte o zaman lazer öneririm. Vasküler bir lezyon ve bir vasküler damarın gelip de onu beslediğini görüyorsunuz. Lezyonu eksize ederken soğuk cerrahiyle oradaki o kanamanın olmaması için de lazer'ı çok dikkatli bir dozda kullanarak bunu yapabilirsiniz. Küçük epitelin yüzeyinde, yani vokal kordun şeyi de çok önemli. Arkadaşlar lezyonun olduğu yerde medial kenardaki vasküler bir vertikal olarak gelmiş olur, oraya gelmiş bir vasküler lezyonda çok dikkatli olmanız lazım. Ama üst yüzeyli vasküler lezyonda çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Onlarda lazeri çok daha rahat kullanabilirsiniz. Ama medial kenarda her şeyde çok dikkat etmek gerekiyor. Buyurun. Harika. Şimdi gerçekten çok fazla soru var. Bir tane, bir yine özel soru. Entübasyon olmadan yapılan mikrolaringo cerrahi hakkında deneyiminizden bahseder misiniz? Hastayı entübe etmeden, yani jet ventilasyonla ya da laringoskop içerisinden havalandırarak mikro cerrahi deneyiminizden bahseder misiniz? Vallahi jet ventilasyonla havalandırarak yaptığım pediatrik olgular olduydu.
Bu da bu da Engin ama... Dursun sorusu söyleyeyim. Ya Engin nereden buluyorsun bunları? Zor şeyler söylüyorsun. Bir Engin Dursun sorusu da. Peki. Pediatrik olgular olduydu benim şeyde yaptığımda. O dönemlerde Cerrahpaşa'da birkaç olgudu ama jet manipülasyonu çok sık kullanmadım meslek hayatımda diyeyim. Ve de pek o kadar bir avantaj da sağlayacağını düşünmüyorum. Entübasyon tübüyden yaptığımız cerrahiye göre. Şimdi siz entübe ediyorsunuz, hastayı çok daha konforlu bir hale getiriyorsunuz. Anesteziniz bu bakımdan rahat. Diğer taraftan ise bir jet ventilasyonu kullanıyorsunuz ve vokal kortları hareket ettirebilecek bir havalandırma sistemi bu. Yani bunu kullandığınız süreç içinde sizin epiteliniz hareket edebiliyor, ondan sonra vokal kort hareket edebiliyor, çok sabit kalmayabiliyor. Ben onun için entübasyon tüplerinden bir cerrahi yapılması taraftarıyım her zaman için. Teşekkürler. Şimdi çok çok soru var. Bunların tabii hepsini cevaplayamayacağız değerli arkadaşlar. Orhan Hoca'dan bir mesaj var. Akut, bir sonraki webinarı ve konuk kişiyi anons eder misin diye. Ben Ferhan Hocam 90 dakikadır konuşuyor. Azıcık onu dinlendirip ona cevap vereyim. Bir sonraki webinar yine Perşembe günü. Buradaki Perşembe semineri profesyonel ses. Bu PS'ye vurgu yapalım diye böyle yaptık bunu. Ne kadar sürdürebileceğiz göreceğiz bakalım. Bir sonraki Perşembe yani 4 Haziran'da yine akşam 19'da az önce söylediğimiz gibi sevgili Esra Özcebi Hoca olacak konuşmacımız. Size ses terapisinden bahsedecek. Ben sorularıma hızlıca bir daha bakayım. Şimdi özellikle bu dönemle ilgili güzel bir soru var. O da sevgili Kayhan'dan. Tabii Kayhan'dan gelince o da çok zor. Kayhan Hoca da bu konuda çok deneyimli hocalarımızdan, tanımayanlar için. Kendisi de Konya'da. Çok sevgili bir kardeşimiz. Şimdi bu dönemde gerçekten insanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bu pandemi döneminde çok fazla supplement kullanıyorlar. Çok fazla ilaçlar alıyorlar. Rutin dönemde kullandıklarına ek olarak. Neler var? Vitaminler var, çinko var, omega 3 var, coenzim Q var, aloe vera var. Kayhan Özenmiş tek tek bunların adını yazmış. Onun için ben de tek tek okuyorum. Cerrahi öncesinde ya da profesyonel performansları açısından, profesyonel performansları öncesinde bunları kesmek gerekir mi, yönetmek gerekir mi? Profesyonel sonuçları ya da bizim cerrahi sonucumuzu bunlar etkiler mi? Demiş. Kayhan'a da buradan selamlar. Şimdi tabii bu son dönemlerde aspirin kullanımı bir ön plana çıktı galiba değil mi Haldun? Evet. Yani evet. Özellikle tromboz riskinden bahsedildiğinden beri daha da fazla kullanılıyor. En büyük sorun bu. İkincisi C vitamini. O da aynı şeyi yapıyor. Askorbik asit. Bir de felaketli bir reflü yapıyor. Onu da söyleyeyim size. C vitamini de çok yoğun bir şekilde kullanıyor herkes. Neredeyse sabah 1 gram, akşam 1 gram gibi dozlarda kullanılıyor. Ve de mide iritasyonunu fazla miktarda yapıyor. Tabii bunların aloe vera falan gibi diğer preparatların ne kadar yeri olduğunu bilmiyorum ama C ve şu anda aspirin hakikaten yoğun kullanılan preparatlar ve bunlarda çok dikkatli olması gereken, ameliyat öncesi kesilmesi gereken ve performanslar sırasında da başlarına sorun yaratabilecek preparatlar. Ama Allah'tan bu dönemde konser salonları, işte efendim bu performansların oluşturulduğu mekanların hepsi kapalı. Dolayısıyla da bu dönemde seslerini çok zorlamıyorlar. Ama yine de benim sevgili Burak'tan edindiğim bilgiye göre de hepsi düzenli egzersizlerini yapıyorlar. Haftada bir iki kere bir şekilde sanal ortamda performans gerçekleştiriyorlar. Onun için hala da Kayhan'a katılıyorum. Bu preparatlar problem olabilir.
Şimdi çok sayıda çok sayıda sorumuz var arkadaşlar ama azıcık artık toparlayalım izninizle. Bütün bu sorulara bundan sonraki haftalarda da cevap vermeye devam edeceğiz. Yine bizim genç arkadaşlarımızdan ilk gelen iki ayrı soruyu sevgili Ramil Bakü'den ve sevgili Saime sormuşlar kistlerle ilgili. Ben onları toplayıp size bir soru haline getireyim. Birincisi profesyonel ses kullanıcıların da kistlerin dağılımında bir farklılık var mı ameliyat ettiklerinizin? İşte yüzde kaçı epidermoittir, yüzde kaçı retansiyondur gibi istatistiksel bir şey söyleyebilir miyiz demiş Ramil. Saime de demiş ki intrakordal kistleri çıkartmak bazen çok zor oluyor. Genellikle patlıyor cerrahi sırasında. Dolayısıyla kistin duvarını, çeperini çıkarmak yeterli olur mu? Yeterince çıkmadığından şüphemiz olursa cerrahi sırasında ek bir öneriniz olur mu demiş. Şimdi şöyle, epidermoid kist veya retansiyon kisti, bunları tabii profesyonel ses kullanıcılarında retansiyon kistlerini daha yüksek oranda görüyorum. Epidermoid kistleri gördüm mü? Gördüm. İşte efendim, yani çok eski bir dönemden kalma bir kist olduğu için bu epidermoid kist, çocukluk dönemi. Kalkıp da hasta bunu büyük problem etmiyor. Çünkü kimden bahsediyoruz? Bir şarkıcı örnek verdim ben, Türk Sanat Müziği şarkıcısından size. Bu epidermoid kistinden, çocukluğundan beri sesini kullanmış ve de şu anda şarkılarını bundan harika bir şekilde söylüyor. Ama retansiyon kisti daha akut bir hadise ve o hastayı irite ediyor. O hastada probleme yol açıyor. Yeni bir olay. Dolayısıyla da retansiyon kistlerinde cerrahiyi yapmak lazım. Belli bir süre içinde düzenlemiyorlarsa diagnozu gerçekleştirmek gerekiyor. Epidermoid kistlerde intrakordal bir kist olarak onu eksize ederken patlayabilir. Doğru. Retansiyon kisti patladığı zaman o kadar çok dert etmeyin. Yani onun geride kalan kist cidarını göremeyebilirsiniz. Onu çıkartmak için uğraşıp da o vokal ligamanı veya renke mesafesi içindeki oluşumlara zarar vermenizi önermem. Retansiyon kistini eksize ettiniz hiçbir şekilde patlatmadan. Tamam. Ama patladı ve bir şekilde siz onu ille de çıkartmak istiyorsanız daha fazla zarar verebilirsiniz. Öyle bırakabilirsiniz ve takip edin. Yeterli. Ama epidermoid kist de öyle değil. Epidermoid kist de kist patladı mı bütün cidarını olduğu gibi çıkartmanız gerekiyor bence. Çünkü çıkartmadığınız zaman o yapmış olduğunuz o cerrahi boşluk içinde efendim diyelim ki biz aşağı yukarı 0.4 milimetre çapında bir kistle uğraşıyorduk. Bir rekürans oluyor bize o cidarı bıraktığınız zaman. Tam 3 katı boyutunda neredeyse bütün kordu kaplayan koskoca bir kisti çıkartmaya kalkıyorsunuz rekürenste. Onun için rekürenslerin olmaması için cidarı mutlaka çıkartın. Şimdi bir soru da hep cerrahlardan aldık. Sevgili Ardan'dan, Ardan Bey Arslan'dan. Aslında azıcık bahsettik bunun bir kısmıyla ama estetik kısmı bence de önemli. Çünkü bununla ilgili talep her geçen gün daha fazla artıyor. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada. Bulunduğumuz çağda güzellik algısı değişiyor. Dolayısıyla gençler ve sanatçılar daha fazla estetik ameliyatlara yöneliyor. Buna estetik burun ameliyatlarını ve estetik amaçlı yapılan diğer şeyleri, işte yüze yapılan dolgular gibi, botoks gibi dahil edebiliriz. Bunların sese etkisi nasıl olur der. Buradan da Ardan Hanım'a çok selamlar. Ardan'dan çok güzel bir soru geldi ama her dönüşüm ben bu sorunun çok az anlayabildim. Ses bana hep çok kesik kesik geldi. Azıcık, doğru azıcık mu anladım? De, azıcık dondurun. Estetik ben ameliyatların rinoplastiydi, şuydu, buydu. Öyle mi? Sese olan etkisi mi? Sorun nasıldı?
rinoplastinin ve yüze yapılan estetik uygulamaların, botoks gibi, dolgu gibi sese olan etkileri neler olabilir? Botoks gibi, dolgu gibi, nereye uyguluyoruz bunları? Rutin, yüzde uyguladıklarımız. Ha, yüzümüze uyguladıkları. Evet. Okey, tamam. Tabii, şöyle, buradaki bu estetik ameliyatlardan bence en önemlisi rinoplasti. Yani rinoplasti de biliyorsunuz burundaki havalanma çok önemli. Bir ses sanatçısı burnuna harika bir şekilde nefes alması lazım. Ama burada harika bir burun yapıp da onun hava pasajında bir şekilde yeteri kadar iyi bir pasaj yaratmazsanız, yani mevcut pasajını daha kötü bir hale getirirseniz, o zaman sesi olumsuz etkilersiniz. Yani bunu hiçbir kulak kumbaz uzmanı yapmaz. Belki plastikçiler arkadaşlarım rinoplasti yaparlarken işte varfler belki daha dar olabilir. Belki iç burun çatısı daha darlaşabilir ve hasta daha rahat nefes alamayabilir. İşte o zaman bence bu rezonansı olumsuz etkiler. Yüzde yapılan şeylere gelince botoks uygulamalarının, dolgulu uygulamalarının daha çok görselliğe dayanan uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Çok fazla sesi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama dudak için bir şey diyemem. Belki dudağı kastetmiş olabilir Ardan. Dudakta olumsuz bir etki yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Ardan daha iyi cevap verebilir bence buna. Evet hocam, şimdi zaman geçtikçe böyle çok daha rafine, gittikçe zor sorular gelmeye başladı. Ben hocamı korumak açısından yavaş yavaş toplantıyı toparlıyorum. Çünkü böyle çok sevgili Demet hocam, o da biliyorsunuz Profesyonel Ses Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir. Ankara Üniversitesi Konservatuvarı'ndan. Hocam soruyu sormuyorum, bunun cevabını beklemiyorum sizden. Hani verirsiniz cevap, veririz cevap ama kendisi de gelecek. Bir salı da, bir perşembe de kendisi konuğumuz olacak. Ben ona bu zor soruları sorarım. Demiş ki Ferhan hocam, kontrtenör kafa sesi kullanarak kadın ses rejisterine ulaşan ses kullanımını sağlıklı bulur musunuz gibi sorular gelmeye başladı bizim cerrahi başlıklı toplantımıza. Gelsin. Demet hocam sevgiler, bu soruların cevaplarını sizden alacağız. Ferhan hocamı bunlarla yormayacağım. Hocam evet, çok Demet, teşekkür ediyorum. Sevgili selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantıydı. Umarım dinleyenler de benim kadar keyif almıştır. Çok güzel bir grup vardı dinleyiciler arasında. Harika sorular geldi. Cevaplayamadığımız sorular var. Meslektaşlarımızdan, şen hocalarımızdan, dil konuşma terapisti arkadaşlarımızdan özür diliyorum bunlar için. Onlarla ilgili de önümüzdeki toplantılarda yine bir araya geldiğimizde gerek bireysel bugünkü sunumlar gibi gerek panel şeklinde toplantılarımız olacak perşembeleri. Onlarda da sorularınızın hepsini not aldım. Hepsini birer birer cevaplayacağımızı umuyorum. Hocam çok çok teşekkür ederek ben son sözü söylemek üzere size veriyorum sözü. Buyurun. Ferhan hocam. Sevgili Ardun'cum, ben asıl sana teşekkür ediyorum. Hakikaten Profesyonel Ses Derneği'ni tebrik ediyorum. Hocam sesiniz gitti. Şimdi geliyor mu sesim? Hayır. Geliyor mu? Evet. Geliyor değil mi? Hayır. Sevgili Ardun'cum, ben öncelikle şahsını ve bütün Profesyonel Ses Derneği'ndeki arkadaşlarımı bu projenizden dolayı tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir proje yaptınız. Ve laryngoloji camiasını, ses camiasını, bütün dil konuşma terapistlerini, efendim Şam'daki sevgili arkadaşlarımı ve diğer alandaki arkadaşlarımı hepsini bir araya topladınız ve son derece keyifli sohbetlerin olduğu toplantılar düzenliyorsunuz. Onun için hakikaten tebrik ediyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Ve buradaki katılmış olan bütün arkadaşlarımı kucaklıyorum.
Artık böyle sanal alemden kucaklıyorum hepinizi. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. İnşallah harika bir yaz geçiririz. İnşallah Haldun bunu her hafta yapmasa bile yani 15 günde bir veya ayda bir yapsın. Biz böyle kışa tam formda gideriz inşallah. İnşallah. Ben de ilk fırsatta yüz yüze, gerçekten el ele bir araya gelebileceğimiz toplantılarda buluşmayı diliyorum. Size tekrar teşekkür ederek bu akşamki oturumu kapatıyorum. Bütün katılımcılara ilgileri için, soruları için, bizimle bir arada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.